Şu anda Urfa'dayız. Urfa'da beşincisi düzenlenen inşaat ve dekorasyon fuarındayız. Yanımızda da Pakır İnşaat, Harfiyat ve Taş üreten firmamız ve firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Pakır var. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Sizleri bir tanımak istiyoruz. Siz de Urfa'ya öncelikle hoş geldiniz. Fuar olarak 5. kez biz buradayız. Urfa'da biz de kazı işlerinde, taş işlerinde ve inşaat işlerinde kendimizi kanıtlamış bir firmayız. Beşincisi olarak katıldığımız bu fuarda özellikle bu ekonomik sıkıntılara rağmen fuarın olumlu geçtiğini öncelikle söyleyeyim. Evet, Pakır bir grup firmasıdır. Öncelikle harfiyat işleriyle başlamış, 30 yıla yakın bir deneyimi olan bir firmamızdır. Daha sonra inşaat ve taş işlerine, bazalt işine girmiştir. Evet. Bazalt işi ne şu anda devam etmekteyiz. Evet. Peki efendim, inşaat ve harfiyattan kısaca bahsettikten sonra bazalt taşına geçeceğiz. Evet. İnşaatımız Urfa'da hangi bölgelerde inşaatlarımız? Evet. Onları da söyleyelim. Karaköprü bölgesinde ilk etapta inşaatlarımız oldu, başladık. Biraz daha lüks kesime yönelik inşaatlarımız oldu. Daha sonra Halilye bölgesi içerisinde 1700 yataklı devlet hastanesinin civarında inşaatlarımız oldu. Göbekli Tepe markasıyla inşaatlarımız oldu. Küçük çaplı ve biraz daha dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik de yine Halilye bölgesi açık su ve dev teşhis denilen bölgede konutları inşa etmiş olduk. Peki efendim, taşımızın pazar ağı nereler? Yeterince ulaşabiliyor muyuz? Ama pazar ağından önce de şunu söyleyeyim size. Taşımızın rezervi ne kadar? Hangi bölgede ne kadar var? Ve bu taş her alanda kullanırsa yeterli miktarda rezervimiz var mı? Evet, bu öncelikle sınırsız rezervler sınırsız değildir hiçbir zaman. Evet. Siverek bölgesinde, Hilvan bölgesinde, Urfa'da jeologların tahmini olarak yani 5-6 firma veya 20 firmanın belli bir üretimi gerçekleştirirse 50 yıllık 60 yıllık bir rezerve sahip bu bölgede. Tabii daha çok üretildiği zaman daha çok tüketileceği için daha bu zaman süresi kısalabilir. Kayseri, Develi bölgesinde, Gaziantep bölgesindeki rezervler tükenmek üzere. Daha çok kalitesiz sarımsı, biraz daha yani bazalttan artık rengi uzaklaşan bir taş özelliği bulunmakta. Ankara'da da andezit ağırlıklı bulunmaktaydı. Orada da tüketim gittikçe azalmakta. Yani bunların rezervleri azalmakta. Yani şu anda en güçlü bölge rezerv konusunda Urfa, evet, bölgesi. Urfa olarak en güçlü bölgelerden biri. Urfa'yı, evet, gezdiyseniz gördünüz siz de. Evet, evet. Tarihi turistik yerlerde özellikle çok güzel bir görünüm kazandırıyor. Ama bu taşı kullanılan yerler, hatta cami işlerinde bu mermer döşeyen yerler kırıp burayı bu taşı yapmaya başladılar. Burada biraz havalar karlı geçtiğinden dolayı. Yani biz üretiyoruz, sadece biz yapıyoruz diye işte herkes alsın diye değil. Ama gerçekten insana ve doğaya yararlı bir üründür. Ve zor bir iştir. Biz de bunu Urfa'ya ve dünyaya kazandırdığımız için mutluyuz. Efendim, bizler de sizleri programımıza ağırladığımız için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bizlere renk verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı fuarlar diliyoruz. Sizleri yine görmek istiyoruz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Urfa'ya geldiniz, çalışıyorsunuz, tanıtıma katkıda bulunuyorsunuz. TGRT televizyonuna ve size başarılar diliyorum. Bizim tanıtımına da katkıda bulunduğunuz için de özveriyle özellikle bakıyorum, çabalıyorsunuz. Fuarı tanıtıyorsunuz. Olumsuz şeyler olsa da olumlu düşünerek bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, biz fuarımızı dolaşmaya devam ediyoruz. Ve Mustafa Bey'e, Pakır firmamıza başarılarının devamını diliyoruz.